Elvan kızım. Ha, merhaba Server teyze. Geçmiş olsun Elvan'ım. Benim gelin dediydi çıktığına. Sağ ol. Bıncağıza da Meral baktı ama. Bacın olmasa gözün olsun. Anla gibi bakabilir mi? Pek bir üzülmüş gördüm. Elinden geldiğince baktı o da. Aman insan eti ağırdır be kızım. Hadi durma fazla soğukta. Üşütme çocuğu. Götür eve. Sağ ol. Annem benim. Söz sana. Bizim de evimiz olacak. Bundan sonra kimsenin kapısına minnet etmeyeceğiz. Söz veriyorum sana. Kampüsten çıkıyordum, hoca aradı. Haklısın Nazlıcığım dedi. Gel sınav kağıdına tekrar bakalım. Aslan kızım benim. Hakkını almayı bileceksin. Bravo sana. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun bir tane. Neyse, benim ödevlerim var. Ödevlerimi yapmaya gidiyorum. Ödevlerimi bitirdikten sonra da kendimi bir filmle ödüllendireceğim. İyi. Film güzelse haber ver. Tabii. Eline sağlık. Ne konuştunuz babamla, sonra anlatırım dedim. Dalga mı geçiyorsun Aysun? Babamın beni neden çağırdığını ve ne konuştuğumuzu çok iyi biliyorsun. Asıl sen dalga geçer gibi konuşmuşsun babamla, hiç ciddiye almamışsın. Kısa keselim mi? Derdiniz ne sizin? Ne istiyorsunuz benden? Adam sadece daha fazla para kazanmanı ve daha rahat yaşamamızı istiyor. Bunun nesi kötü? Allah aşkına Aysun, neyin eksik? O havalı arkadaşlarımla her hafta sonu yurt dışı tatillerine gidemediğin için mi üzülüyorsun? İki senede bir yazdığını değiştiremediğin için mi? Kusura bakma ama ben bunlara yetemem. Biliyorum çok zor ama bu eksikliklerle yaşamayı öğreneceksin. Yeter artık, yeter! Ya yine neyi paylaşamıyorsunuz? Özür dileriz. Kendi adına özür dile. Ah be abla. Ah, neredesin? Ne yapıyorsun? Allah sen bana sabır ver ya. Meral Hanım nasılsınız? Sağ olun. İyiyim Fuat Bey. Ya rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah. Fuat Bey, nasıl desem
Ablam kırıldı biraz bana, açmıyor telefonumu. Ben de merak ediyorum. Sabahtan beri hiç konuştunuz mu siz? Yok, konuşmadım. Ama haber alırsam ararım ben sizi. Merak etmeyin. Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bıraktı. 3 mü geliyor vuruşma Berbora? Beşiktaş adına kaçan inanılmaz bir pozisyon daha var. Atak sürecek. Sol tarafta Arışma. Son çizgiyi. Rapor orta içeriye. Çıktı bola kontrol ediyoruz. Tarışka sağ çaprazdan süratle sokuldu. Vurmadı. Açıktaki Babeli gördü. Babel tek de plase. Bora'nın soluna ama Bora iyi bir refleks. Kupralara gitmesi yok. Vuruyor Beşiktaş. Net bir fırsattan yararlanıyor. Efendim. Alo Elvan. Aa, merhaba Fuat, nasılsın? Kaç oldu arıyorum, merak ettim sizi. Aa, doğru ya, maç vardı, duymamışım, dalmışız Selim'le. Neredesiniz? Yani bir şeye ihtiyacınız var mı diye soruyorum. Ay yo yo, Asiyeler'deyiz, her şey yolunda, merak etme. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Ya bırak çocuğun arabasını. Defol. Ne yapıyorsun? Tut. Yakala. İnanamıyorum efendim, ya. İyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Su ister misiniz? İyi. Pardon, ben yardım ederim. Ben yardım ederim. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmeseydiniz. Rica ederim. Çok teşekkürler. Ya Allah'ım ya. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Annen, korkmadın değil mi bir tane? Korkacak hiçbir şey yok. Ben yanındayım. Hiçbir şey olmayacak bize. Gidiyoruz buradan şimdi. Tamam mı bir tane? Asiye Hanım'dalarmış. Selim'le birlikte. Merak edecek bir şey olmadığını söyledi. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Ah be abla. Seray. Efendim. Efendim. Ne oldu? Bana bir şey oldu yok kızım. Sana ne oldu? Bir şey yok. Vallahi yok. Ya az önce gördüm, yine konuşuyordunuz, bık. Saçmalama Buse, ne alakası var? Çok alakası var. Bak, ne konuştuğunuzu söylersen benim de sana söyleyeceğim bir şey var. Ya bir şey konuşmadık. Öyle konuştu sinir etti yine beni. İyi tamam, yaklaş. Yaklaşsana kızım ya, gizli bir şey bu. Yani şu bizim müdürün yeğeni Gürkan var ya. Ondan duydum. Seni işe geri aldıran bu çocukmuş. Ne? Ya kesin bilgi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Baba. Ha? Çok iyi oldu buraya geldin güzel. Aa, şuraya oturalım. Canım ne zamandır buranın paçasını çekiyordu. Pardon. Sen bana bir paça getirir misin? Sen baba. Yok yok. Sen bize iki çay getir. Arkadaşlar gelecek. Ben getiriyorum abi. Kim gelecek ya? Hasan. Beyaz eşyacı. Ali'nin babası. Ne istiyormuş?
sağ ol. Çocuklarla oturalım, konuşalım, artık eşeklik etmesinler dedi. Adam olsunlar dedi. Ben benim oğlanın kulağını çekeyim, sen de seninkinin dedi, ben de tamam dedim. Ulan sen Seray'ın da Gülsüm'ün de büyüsün oğlum. Yanında birini gördüğün zaman bir durup düşüneceksin. Nedir, ne oluyor diyeceksin. Ya baba, Seray'ın peşini bırakmıyor mu? Nereden biliyorsun oğlum ha? Nereden biliyorsun? Seray kazık kadar kız. Belki onun da gönlü var. Ama bize diyemiyor. Çekiniyor belki. Hem ben Hasan'la konuştum, bana bazı şeyler çıtlattı. Ha geldiler. Hoş geldin Hasan. Atıp Filiz'e baksana, senin elemanı kilitlenmiş. Neden? Kıskançlıktan oğlum. Senin elemanla aranda bir şey olduğunu anladı herhalde. Bizim aramızda bir şey var gibi mi duruyor? Yani Atıp, buradan bakınca öldürüyor zaten. Ya düzgün konuşur musunuz? Siz çarptınız bana. Aa, tipe bak ya. Kahlara bak. Filiz tamam, sakin ol. Atıf benimle bu şekilde konuşamaz mı kız ya? Filiz tamam, sakin ol. Herkes işine düzgün yapıyor. Filiz tamam, sakin ol. Senin hatan, sen çarptın. Sakin ol. Benim hatam mı? Evet, senin hatan Cem. Sen size eşlik et. Bir şey söylesene size. Gel babam. Gel babam. Ben mi kızdım oğlum şu an? Hadi Filiz, hadi, hadi. Elini keseceksin, dikkat et. Tamam, tamam bırak. Yardımına da, korumana da ihtiyacım yok, tamam mı? Kimseyi koruduğum falan yok. Konu uzasın istemedim. O kadar mı? Evet, o kadar. Beni işe sen geri aldırmışsın. Neden yaptın? Çünkü hatamı telafi etmişsin. Ne var bunda? Bak, beni iyi dinle. Sana teşekkür etmeyeceğim çünkü minnet duyacağım bir şey yapmadım. Ben İstanbul'da istediğim 10 kafenin 9'unda iş bulabilirim. Çünkü eşek gibi çalışıyorum. Çünkü yorulmaktan, mutsuz kalmaktan korkmuyorum. Senin bir gecede harcadığın parayla ben bir ay geçinirim. Üstelik senden daha mutlu olurum. Bu yüzden peşinde koştuğum garson kız için hiçbir çekiciliğim yok. Tamam? Orada mı? Evet, öylece duruyor. İyi. Senin yakışıklı. Söylediğim laflardan sonra 6 ay yerinden kıpırdayamazsın. Ne dedin ya? Ay anlat çabuk. Oğlum ne işin var bu kızla anlamıyorum. Cem, bu kız Filiz ve onun gibilerinden farklı. Çok farklı. Yapma ya. Öyle. Çok zor. Ama değer. Değer. Bak Hasan kardeşim, İstanbul büyük bir memleket ama bizim mahallemiz küçük. Öyle kıyıdan köşeden Seray'ın karşısına çıkmak falan yakışık almaz. Biliyorsun, yani söz olur. Yani bunlar hassas meseleler. Remzi abi, durum tam öyle değil. Büyüklerim konuşuyor. Dinleyeceksin aslanım. Haklısın Remzi. Belki de kabahatin büyüğü bende. Bugüne kadar oğlumu bir kenara çekip ne nedir ne değildir demedim. Ali heves etti. Cahillik etti. Rıfat da bacısını koruyacak tabii. Ama biz bugün Ali ile oturduk konuştuk. Oğlanın niyeti ciddi. Ben de babası olarak arkasındayım. Ama usulüyle olsun istiyoruz. Kızın ailesinin durumu da ortada. Babası rahmetlik. Anası var mı, yok mu? Anası falan yok Hasan. Anası falan yok, unut onu. Erman abla çıktı diye duyduk. Ya o bugün çıkar, yarın girer kardeşim ya. Siz bakmayın ona. O zaman büyüğü sensin. Bu iş ikimize kaldı Remzi kardeşim. Eyvallah. Yok baba, buranın tadı kaçtı. Ya oğlum bir otur. Otur. Bunca yıl
çalıştık, çabaladık, bu yaşa geldik. Artık çocuklarımızın mutluluğunu görmek isteriz. Durum böyleyken biz saray kızımıza talibiz. Münasiptir dersen gelelim, isteyelim. Bu işin adını koyalım. Oh, olur tabii de yani... Ya baba. Ama şimdi Hasan, yani sonuçta Ali'nin niyeti belli de olsa benim bir kıza sormam gerekiyor. Ayrıca yengesine de danışmam gerekiyor. Muhakkak. Kısmet diyelim. Sağ ol Remzi abi. Sen sağ olasın. Hadi oğlum, hadi. Hadi bakalım, hadi. Hayır, hayır. Şimdi sırası değil. Hay Allah Allah. Güvenli bir yere çekmem lazım arabayı. Ya oğlum sen hatırlıyor musun? Bu benzin ışığı söndükten sonra 30 kilometre mi gidiyordu araba? Selim bak havai fişekleri gördün mü oğlum? İzleyelim mi? Çok güzeller. Hadi gidip izleyelim onları. Bir yere park edeyim. Yiyecek bir şeyler alacağım, tamam mı anne? Ben geliyorum, bekle sen beni. Ama pek ilgilenemedim. Başımda çok kalabalıktı. Ne bakmıştın? Yok, ben aradığımı bulamadım. Sağ olun. Merhaba. Buyur abla. Bir çay alabilir miyim? Arabada çocuğa içireceğim de. Ya alt üstü bir bardak çay abla. Ufak da ikramımız olsun. Sağ ol. Abla, çocuk hasta mı? Evet hasta. Kızım. Kızım.
Bunları unutmuşsun. Allah şifa versin. Sağ ol. Gülsüm. Anne. Anneciğim. Ateşin de yok. Kalk hadi iki lokma yedi ağrı kesici iç annem. Anne canım bir şey istemiyor. Kendimi iyi hissetmiyorum lütfen. Hadi annem hadi kuzum. Hadi ya üzme beni hadi. Tamam sen git geleceğim ben. Ay bir günaydın da mı yazmadı? Sen yaz. Telefonunu verdi çocuk. Aslında senin yazman lazım. De olmaz öyle Buse ya. Çok hevesli gibi görünüyorum. Sanki hevesli değilsin Seray. İnkar etme artık. Kızım gelmese Mansa öpüşüyordunuz ya şaka gibi. Hiç de bile. Neyse ya bence o daha uyanmamıştır zaten. Uyansa yazardı. Baksana söyleyeyim. Zenginler geç uyanır. Niyeymiş o? Fakirler de onların yerine çalıştığı için tabii ki. Bana bak Seray. Bu çocukla çıkmaya başladığında bana Erdem'i ayarlamazsan vallahi konuşmam seninle. Tamam Buse. Çok kafa ütüledin. Kafede görüşürüz canım. Hadi bay. İyi tamam. Aha. Zamlar eli kulağında. Bak önce mazota vuracaklar görürsün. Baba zaten millet pazarda başladı şikayet etmeye fiyatlardan. Ne yapsınlar? Satan da haklı. Ne yapsın oğlum? Günaydın, günaydın. Günaydın. Heh. Ya Suzan, tayın pekmez yok mu? Getir de yiyelim ya. Bütün gün içimiz üşüyor pazarda. Ne zaman yiyeceğiz biz onu? Dur. Otur sen otur anne, ben getireyim. Ay, iyi oğlum hadi. Buzdolabının yanındaki rafta. Ha. Kızlar nerede? Kalkmadılar mı da? Seray hazırlanıyor. Gülsüm'ün de karnı ağrıyormuş. Gülsüm'ün de hep iş varken karnı ağrısı. Buyur babacığım. Sağ olun. Ya Suzan. Heh. Ne diyeceğim bak, dün işte Rıfat'la... Günaydın. 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 Yeni mi aldın kız parfümünü? Ne çok para vermişsindir şimdi sen kim bilir. Yok yenge ne parfümü? Bebek kolonyası. Hı. Çay koyayım mı size? Koy. Hadi koy. Koy kızım. Aslanım. Yani bu şey diyor, bizim mahalledeki köşede bizim... Nasıl oldu karnın annem? İşte dar eder anne. Ne diyordun? Ne yok, diyordun Remzi? Yok bir şey demiyorum. Yok bir şey tamam. Ay. Seray be. Bunu da doldurur musun? Ya işe gidecek kız Seraycığım. Tamam ben herkese çaylarım. Sen bırak bana. Sağ ol abi. İyi tamam ben çıkayım o zaman. Kahvaltı da etmedin kızım. Yeseydin bir şeyler. Yok amca ben aç değilim. Hem Selim'e uğrayacağım oradan da işe gideceğim. Selim'e gidecekmiş. Selim'in yerinde yerler esiyor. Anan aldı çocuğu kaçırdı. Ne? Sen. Vallahi iki büklüm çocuğu karda kışta sokaklarda rezil ediyor. Hem de sen ne diyorsun? Nereye götürmüş? Ne bileyim canım ben. Aa. Seray.
Seray kızım, bekle. Bir tutamıyorsun şu çeneni değil mi? Ne var canım, yalan mı? Kalk oğlum, kalk. Sabah sabah ağzımızın tadı tuzu kaçtı, kalk. Anne ne oldu, ben bir şey anlamadım. Sen daha miniciktin, böyle peşimden koşturdun. Anne sütlü ekmek istiyorum diye. Bayılırdın buna, bayılırdın. Bak şimdi de mis gibi sütlü ekmeğimiz var. Aç bakalım ağzını annem. Aç. Aferin benim oğluma, Allah. Bunu bitirelim, ilaçlarımızı içeceğiz. Geçecek. Sabredeceğiz değil mi oğlum? Kaç sene ayrı kaldık, buna da şükür diyeceğiz. Biliyorum böyle iyi değil. Ama çok güzel olacak her şey. İnan. Allah büyük. Bizi kavuşturduysa vardır bir bildiği değil mi? Hanımefendi, geceden beri aracınızı buraya park etmişsiniz. Etraftan şikayet var. Memur bey, ben arabayı hiçbir yere çekemem. Yani mazotu bitti. Öyle işte. Tamam hanımefendi. Madem öyle, çözeceğiz mecbur. Nasıl yani? Mazotu diyorum hanımefendi. İnsanlık ölmedi ya. En azından evimize yetiştirecek kadar hallederiz. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bodrum'daki küçük oteli elden çıkarmazsak otelle ilgili sorun olduğunu düşünecek herkes. Onun için üçe beşe bakmadan... Çok saçma, çok. Saçma bulduğuna hiç şaşırmıyorum. Çünkü işlerin nasıl yürüdüğü hakkında en ufak bir bilgiye bile sahip değilsin. Tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap o zaman. Sen ne düşünüyorsun Atıf? Atıf. Atıf oğlum. Efendim baba? Burada mısın? Buradayım baba. Oğlum, Bodrum'daki otele müşteri çıkmış. Satalım mı diyor baban. Yani siz eğer öyle uygun gördüyseniz. Yok, bunun aklı burada değil. Oğlum sen çok mu sıkıldın işlerden? Valla eğer yorulduysan kalk git bir yerlere. Biraz tatil yap, bir kafanı dağıt, dinlen gel. Abartmayalım anne, iyiyim ben. Yani bir problemim yok, gayet iyiyim. Hatta şimdi kalkıyorum, size afiyet olsun. Var bunda bir şey. Bu aralar hep böyle. Aman yok canım. Gençlik işte. Bir şey mi duydu acaba? Yani bir şeyden mi şüphelendi sence? Ya gerçekten abartıyorsun, biliyor musun? Vallahi kusura bakma Ekrem ama ben senin kadar rahat olamıyorum. Sonuçta biz Atıf'a yalan söyledik. Bu çocuğun sağlığı gayet iyi, her şey yolunda dedik. Bir saniye. Söyledik değil, söyledin. Tamam, söyledim. Söylediysem de oğlumuzun iyiliği için söyledim ama kusura bakma sen de bir şeyler yaparsan artık iyi olur. Tamam, yeter ki bağırma. Ben de bir şeyler yapacağım. Ne istiyorsan söyle, uygulayacağım. Akşam bir yemek ye mesela. Şöyle erkek erkeğe, baba oğul. Belki annesine söyleyemediği bir şeyler vardır. Anlatır, dertleşir. Yani anlayalım derdi neymiş. Tamam, merak etme, yapacağım. Endişelerin neymiş öğreneceğiz. Az sonra. Yıllardır balık etli olmasıyla bilinen... Gel şuraya bir saçını toplayayım. ...yeni haliyle çok konuşulacağı benziyor.
estetik müdahalede bulunduğu iddialarına ateş püsküren güzel oyuncu hangi yöntemle verdiğini birazdan... Ben de bu kadar zayıflasam bana ne alırsın? Aç kalmadan ne istersin? İstediğin kadar hamburger mesela. Hadi ayırma ağzını da toparlan. Gene geç kalacaksın okula. Ya ne bağırıyorsun? Senem, delirtme beni sabah sabah hadi. O bunu yalanlıyor ve başkaları için değil, kendim için bir karar aldım ve uyguladım. Sonuçtan da çok memnunum diyor. Aldığımız yeni bir duyuma göre gardırobunu yenilemek için Milano'ya giden güzelimiz bu yaz plaj kıyafetleriyle de olay yaratacağı benziyor. Abla be. Sabah sabah. Lan bir uyutmadınız be. Ne oluyor ya ha? Ne yapıyorsun? Hiç. Yok bir şey. Kimi arıyorsun kızım? Ablamı. Açmıyor zaten. Müsait değildir. Avukatıyladır. Saçma sapan konuşma Cengiz. Günaydın. Ben de seni aradım kaç kere. Geçsene. Vaktim yok, işim var. Kamyonetini ruhsatını almaya geldim. Selim, onu getir bari. Gel bir kahvaltı ettirelim ona. Getirir misin şu ruhsatı? Vaktim yok Meral. Tamam abla. Ya sen kabus musun sabah sabah ya? Hayırdır? Hangi yüzle geldin buraya? Al abla. Hop, ne oluyor? Oo, Eyvan Hanım'a bak sen ya. Ne yapacaksın bunu ha? Sana ne Cengiz? Ne yapacaksın dedim. Sana ne Cengiz? Ver şunu. Vermem. Cengiz ver şunu. Ne yapacaksın? Ver şunu. Vermem. Ne yapacaksın? Ya ne demek? Sana ne? Ne yapacaksın? Ver şunu. Vermem. Ya Allah'ını seversen. Ver. Bir daha da sakın benimle uğraşma, tamam? Lan, lan kaç bakalım, kaç! Anam avradım olsun burnundan fitil fitil getirmezsem! Sen dur, sen dur! Cengiz. Çek elini lan sen de. Allah topunuzun belasını versin be. Dur sen dur. Sen bir havalandın, sana bir özgüven geldi ablan çıkınca. Az dur, seni de patlatacağım, az dur sen. Ya ben ne yaptım? Lan daha ne yapacaksın? Cebimi karıştırıp ruhsatı veriyorsun. Kamyoneti satacak lan, gün gibi ortada. Ya araba onun hakkıdır, satar. Ne hakkı lan, ne hakkı? Ha? Katil karının ne hakkı? Yağmurlu havada su yok onun, anladın mı? Yağmurlu havada su yok. Cengiz, kadının ne işi var ne cebinde 5 kuruş parası. Bu kadar insafsız olma artık, günahtır ya. Hadi lan. Neredeler? Annen aldı götürdü. Yeter be. Anası gider kızı başlar, kızı gider anası başlar. Bu ne be? Dingo Nahrı mı lan burası? He? Nereye götürdü? Vallahi bilmiyorum. Biraz önce geldi, şeyin kamyonetin ruhsatını aldı gitti. Ah be teyze. Keşke izin vermeseydin Selim'i götürmesine. Anasıdır kızım. Ne deseydin? Vallahi ben engel olmaya çalıştım ama kocasına acımamış. Bana mı acıyacak ha? Nereye giderler ya anneciğim? Nereye giderler? Ne yaparlar? Ben diyeyim sana. Kesin avukatına gitmiştir. Kesin. Avukatına mı? Hey yavrum hey. Sen uyu uyu uyu. Ya. Ya Cengiz. Bakma güzelim sen bunu apır sapır konuşuyor işte. Ya he he. He he. Teyze. Sen şu numarasını ver bakayım bana. Hadi.
Toplantıyı bir saat ileri atın. Ekrem'le otelin satış işini konuştuk. Sen kazandın. Anlatacaklarım var. Ama böyle ayaküstü olmaz. Akşam bir toplantı yapalım diyorum ha. Ekrem Bey? Atıf'la baba oğlu yemek yiyeceklermiş. Sorun olmaz. Görüşürüz. Vallahi dediğim gibi, bu arabaların piyasası düşük. İstediğim parayı hemen çıkarıp veremem bacım. Ya bak böyle durduğuna bakma, sağlam arabadır. Hayatta yolda bırakmaz. Vallahi her yeri sağlam olsa ne yazar? Neyse, en son 10.000 lira olur. Daha da bir kuruş fazla vermem. O da şu çocuğun yüzü suyu hürmetine. Sağ ol. Tamam. O zaman hemen başlayalım mı satış işlemlerine? Olur. İsmail, bak oğlum buraya. Hanımefendiyi de al, notere git satış işlemlerini yapın. Tamam abi. Çantamı alayım hemen. Sera hoş geldin. Hoş bulduk abla. Ya almış götürmüş çocuğun neredeler, telefonlarını açmıyor. Çok merak ediyorum ya. Tamam telaş etme bu kadar, sakin ol. Ne demek sakin ol? Ya nasıl götürür o çocuğu? Ne hakkı var buna? Ya deme böyle şeyler, Allah'ını seviyorsan. Annen senin o. Annem falan değil o. Geçti gitti o iş. Neyse sen bana buraya uğrarsa falan haber ver, olur mu? Seray, Seray. Dinliyorum Aysun. Türkan anneyi ben mi arayayım, sen mi ararsın? Çok önemli işlerin yüzünden unuttun galiba. Bugün Nazlı'nın doğum günü babası. Unutmadım. Sadece annemi neden çağırıyorsun onu anlamadım. Neden? Sen benim babama saygısızlık yapıyorsun diye ben de seninkine mi yapmalıyım? Çok incesin Aysun. Sağ ol. Neyse. Birkaç aile dostumuzu da çağırmak istedim ama Nazlı istemedi. Babaannesiyle dedesi olsun bari dedim. Tamam. Benim Nazlı ile zaten küçük bir programım var. Anneme taksi gönderir, aldırırım. İyi, peki. Nazlı'nın doğum günü mü? Türkan anneyi ben alırım, merak etme sen. Sana zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmet. Sağ ol. Keyfine bak. Kız portakallara çürükleri dayamışlar. İyilerinden seç bari. Zaten ateş bağısı, ağzı yüzü yamulmuş bunların. Ablacığım mıncık deyip durmayın şunu. Niye sıktırıp duruyorsun? Çürük ama bunlar. Ama niye almıyoruz? Almazsan alma abla, ne yapalım ya? Abim elma vereyim. Abi. Rıfat ne yapıyorsun lan? İyi abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Eyvallah. Ya Cengiz, Suzan söyledi. Bir kadını korumak için bayağı kavgaya tutuşmuşsun. Göya. He ya, çok kalabalıklardı abi. Senin etin ne, budun ne oğlum? Ya öyle deme baba. Cengiz abiden bir bu kadar daha var yerin altında değil mi Cengiz abi? Ya bir git Allah aşkına. Cengiz abi. Ha. Elvan geldi. Kamyonetin ruhsatını aldı gitti. Kesin satacak. Yapma be. Bak Tahir'im bak. Bu arabayı ilk aldıkları günü hatırlıyorum da. Rahmetli günde iki kere yıkardı biliyor musun? Abi emret. Gidip taş koyayım ha? Allah'ından bulsun. Zaten geri tıktıracağım içeriye. Gör bak. O kadar diyorsun yani. Söyle ona. Söyle sakın gözüme görünmesin. Sakın karşıma çıkmasın Cengiz. Tamam abi. Görürsem söylerim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya bak Remzi söz verdin. 10 gün sonra öderim dedin.
E 10 gün geçti. Ya Nizam, kaçıyor muyuz Allah'ını seversen? Sen de böyle baskına gelir gibi vereceğiz dedik ya. Baskınla ne alakası var? Alacağımızı istemek suç mu? Tamam, vereceğim. 2 güne kadar halledeceğim. İyi, hadi eyvallah. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Hayırlı işler. Rıfat, hadi görüşürüz lan. Hadi görüşürüz abi. Kolay gelsin. Çok geç kaldım Buse. Panik yapma. Yeni geldi zaten müdür. Ben hallettim. Oh, çok sağ ol Buse. Rica ederim. Ara. Ne? Atıf aramayacak mısın ya? Hemen ara. Bu ses saçmalama ya. Ya kızım ya, elini çabuk tutman lazım. Bak çocuk aşırı iyi yani. Yoksa kaparlar hemen. Buse abartma. Sen de var ya, kimseyi beğenme. İyi, üf tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Kızlar, ayakta kaldınız. Şöyle buyurun isterseniz. Affedersiniz. Seray, sen mutfaktaki siparişlere bak. Atıf Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Böyle buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Geldi. Seninki kızım. İçeride. Bakayım. Çok güzelsin. Hadi git. Ya Buse. Ya kızım senin masanda ya. Bu işin değil mi senin? Vallahi senin masanda. Benim işim var. Hadi kaçtım. Müşteriler rahatsız oluyor diye. Hangi müşteri rahatsız oluyor ya? Kim rahatsız oluyor? Yani... dinliyorum. Hangi müşteri rahatsız oluyor? Yani genel anlamda diyorum yani. Efendim sonuçta burası saygın işletme. Saygın. Saygın ha? Saygın. Bak güzel kardeşim. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bu güzel arkadaşlarıma menü getiriyorsun. Hep birlikte yemek yiyeceğiz burada. Tabii Atıf Bey, siz nasıl isterseniz. Gelin çocuklar, gelin. Gelin bakalım, gelin. Gel. Geç. Kızım, hadi ilgilensene. Menüler için teşekkürler. Ne yapıyorsun Muharrem? Eyvallah Cengiz be. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım ya? Sürünüyoruz vallahi. Ne yapalım? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Hayırdır birader? Alıcı mısın?
Yo, bakıyordum. Ya bu kamyonet bizim rahmetli bacan aldı da şimdi yenge kullanıyor. Görünce merak ettim. He, doğrudur. Ben aldım kamyoneti. Yenge hanımla bizim ortak da az evvel notere kadar gittiler. Hadi ya, öyle mi? Ya ayıptır sorması. Kaç aldın? Vallahi piyasası yoktur bunların. Zaten parçaları da az bulunuyor. Kadıncağız da sıkışmış. Ona el sıkıştık. Oo, iyi vermişsin ya. Çocuğunun o halini de görünce kiminin parası, kiminin duası dedi. Tabii tabii. Allah razı olsun. Senden de, senden de. Sağ olasın. Hadi hayırlı işler. Ben de sağ ol. Teşekkürler abi, sağ ol. Teşekkürler. Afiyet olsun. Onların hepsi bitecek, tamam mı? Tamam. Hadi, hadi soğutmadan başlayın hemen, hadi. Dal, dal, dal. Sen hep böyle misin? Nasıl? Böyle tribüne oynamalar, şovlar falan. Şov mu? Şov hem de çocukları kullanarak şov. Sence ayıp olmuyor mu biraz ha? Denecek söz mü şimdi ya? Ya affedersin, öyle demek istemedim. Yok yok, öyle demek istedi abi. Bu abla senden elektrik aldı galiba. Bence bir çay içmelisiniz. Allah Allah, bak sen. Şey, ben buralardayım, bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Haydut, sen nereden biliyorsun bakayım enerji işlerini, çay işlerini falan ha? Televizyondan. Ha, Allah Allah. Hadi yiyin yemeğinizi, hadi, hadi. Oh be. Ne güzel Elvan Hanım. Parayı da aldın. Rahat değil mi böyle? Buyurun. Hayırlı olsun Elvan Hanım. İyi günler. İyi günler. Hadi bakalım. Alın bakalım. Vay be. Şunların güzelliğine bak. Bunlar bizden. İkram mı? Şov. Lüzum yok be kızcağızım. Müşkülatım vardı herhalde. Vardı evet. Sıkılacak bir şey yok. O senin rızkındı kızım. İnsanlık halidir bu. İnsanlık? Hala varmış evet. Sayenizde hatırladım. Teşekkür ederim. Selim'im, her şey çok güzel olacak. Şimdi kendinize iyi bak ve eve gidelim. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Bekler misin gerçekten? Tabii. Müşteri olarak her zaman. Müşteri olarak.
Anladım. E tabii. Ne olacaktı başka? Evet. Sevgili falan olacak halimiz yok, değil mi? Ne alakası var ya? Olur mu öyle şey? Saçma bence de saçma. Büyük saçma. O zaman sana kolay gelsin. İyi günler. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhaba. Vay kardeşim. Benim mekanıma benden habersiz ha. Kahvaltı yapmaya geldim ya. Kahvaltı? Kahvaltı. Kahvaltı tabii ya. Günden önemli öğün değil mi kardeşim? Cem seni sabah sabah hakikaten çekinmeyeceğim ya. Tabii. Sen de haklısın. Seray'ın üzerine Cem'i kim ne yapsın? Hadi kaçtım ben eyvallah. Hadi görüşürüz. Az kaldı hemen şurada. Allah, bir saniye ben size yardım edeyim. Ay çok teşekkür ederim. Bir odamız var. Burada da bir gardırobumuz var. Bayağı kullanışlıdır. Kullanırsınız. Oda da çok küçük değil. Yeter bence size. Bıyık büküle büküle kaytan. İnsan çile çeke çeke şeytan olurmuş Elvan Hanım. Ben o kamyonetin parasını sana yedirir miyim be? Geride soba alırsanız bu kışı rahat rahat geçirirsiniz. Ben size mutfağı göstereyim. Olur, tamam. Mutfak da burası. Sağ ol. Üst katımız var. Bakalım. Buyurun. Bir tane. Sen merak etme. Burası çok güzel olacak. Çiçek gibi yapacağım evimizi. Tamam, geliyorum hemen. Peki. Teşekkür ederim. O zaman biz tutalım burayı. Siz sözleşmeyi hazırlarsınız. Ben de biraz kapora veririm tabii, size. Tabii. Tamam. Tamam annem. Merak etme. Söyledim ya çok güzel yapacağım burayı. İnan eski evimizden çok daha güzel olacak. Tamam. Kusura bakmayın, kızım aramış. Estağfurullah. Bir tanem. Gördün mü? Bak. Ablam bizi aramış, gördün mü? Bir müsaadenizle. Kardeşim nerede? Ben duymamışım kızım. Ev bakıyordum da. Kusura bakma. Nerede Selim? Burada beraberiz. Ya neredesiniz? Seray kızım. Neredesiniz söyle. Tamam. O zaman bir saat sonra sahilde buluşalım. Ne oldu? Buse ben gidiyorum. Müdürden izin alacağım. Kardeşim de hastalanmış. Nereye ya? Kusura bakmayın.
Nasıl ya? Para yok burada. Nasıl burada yani? Çantandaydı. Ay yok işte, bayağı yok. Çalınmış yani. Sakin olun hanımefendi. Ya nasıl sakin olayım? Yok, buraya koymuştum. Kim çalacak hanımefendi? Yolda düşürmüş olabilirsiniz. Ya yok, düşürmüş olmam mümkün değil. Buraya kendim koydum elimle. Eminim yani. Ben... Kusura bakmayın, ben... Ben sizi sonra arasam olur mu? Olur hanımefendi. Dur bir tanem, dur oğlum. Müsaade edin, ben yardım edeyim size. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim, güzeldi. Sen ne yapıyorsun be? Nereye götürdün çocuğu? Nerede kaldınız gece? Bir sakin olursan konuşalım. Neyi konuşacağız? Neyi? Çıktın geldin yine. Bu çocuğu oradan oraya sürükletir miyim ben sana ya? Seray dur diyorum sana. Seray bir dur. Ya ne olacak duracağım? Niye durayım? Sen bizim babamızı öldürdün. Bizi bu hale sen getirdin. Aklın başında mı senin ya? Seray ne olur böyle konuşma. Bak kurban olurum konuşma. Kardeşinin yanında. Ne var onun yanında, ne var? Duymuyor mu sanıyorsun? Konuşamıyor diye anlamıyor mu sanıyorsun? Biliyorum, öyle değil. Ama bir dinle. Ya ben seni ne dinleyeceğim ya? Ne dinleyeceğim seni? Sen bir defa doğru düzgün bir anne olabilseydin... ...bu çocuğu oradan oraya sürüklemezdin bu halde. Seray yapma. Ne yapmayayım? Ne yapmayayım ya? Çıktın geldin yine hayatımıza. Ya git nereye istiyorsan git, bırak bizi. Bizim sana ihtiyacımız yok. Selim benim yanımda kalacak ya da teyzem de. Sen yokmuşsun, yoksun da zaten. Dur. Sen kardeşinin sırtındaki pası yaralarını gördün mü? Ha? Ayağındaki kesikleri gördün mü? Eğer bir gün gidip ilgilenseydin, vanilasını çıkarsaydın onları görürdün. Belki beni o zaman biraz daha iyi anlardın. Biliyorum, kardeşin için canını verirsin. Ama bir gün gidip gördün mü, baktın mı yaralarına, ha? Ben seni bu şekilde Meryl'in yanına bırakamazdım. Yapamazdım, anlıyor musun beni? İlgilenemedim. Bakamadım. Neden biliyor musun? Çünkü ben her sabah 6'da kalkıyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Bulaşıklar, çamaşırlar birikmiş oluyor. Herkes sofraya otururken ben evden giyinip çıkmak zorundayım. 1,5 saat sürüyor benim işe gitmem. Bütün gün ayakta servis yapıyorum. 12 saat. Tam 12 saat mesaim var.
Bir de günah yüzlü olmak zorundayım, biliyor musun? Çünkü müşteriler asık suratlı garson sevmiyorlar. Akşam eve gidiyorum, akşam trafiği 2 saat. Eve gidiyorum. Sofra hazırla, kur, yıka. Benim hiç sesim çıkıyor mu? Çıkıyor mu benim sesim? Çıkmıyor. Neden? Çünkü orası amcamın evi. Çünkü orada emanetim ben. Laf etseler cevap veremem. Evden kovsalar gidecek yerim yok. Neden? Çünkü kendi evim yok. Kendi ailem yok. Vardı aslında. Nerede göstereyim mi sana benim ailem? Benim ailem nerede göstereyim mi sana? Gel benimle. Gel benimle. Orada bizim ailemiz, bak. Gel. Gel. Bak, bu toprağın altında. Sen koydun hepimizi oraya. Selim'i, beni, babamı. Paramparça ettin bizi. Hapishane rahat mıydı? Dışarıda hiç değildi, biliyor musun? Yüzümüze gülüp arkamızdan katilin çocukları dediler. Babasız olmak ne zor, biliyor musun? Evsiz olmaz. Ailesizlik. Başkasının eline muhtaç olmak ne demek biliyor musun sen? Ben öğrendim. Sayın da öğrendim. İkimiz de öğrendik. Bakma Selim'in konuşamadığına. Ayağa kalkıp derdini anlatamadığına bakma. En iyi o biliyor. Sen de öğren. Gör. Bize ne yaptığını gör. Hayal kurma artık, sen yoksun. Var. İnkar etseniz de ben sizin annenizim. Siz ikiniz de benim çocuğum, canımsınız. Çocuğun değilim. Çocuk hiç değilim. Büyüdüm ben, görmüyor musun? Farkında değil misin? Sen benim babamı öldürdüğün gün büyüdüm ben. Her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum, düzelteceğim. Her şey çok güzel olacak. Merak etme. Yeter! Umut verip durma şu çocuğa. İkimize de umut verip durma. Çekil. Selamünaleyküm Cemal. Aleykümselam. Etler nasıl? Yarar mı bize? Sana yaramaz Cengiz. Veresiye yok artık. Tövbe estağfurullah ya. Veresiye isteyen kim kardeşim ha? Anlamadan dinlemeden konuşuyor. Şuradan bana 1 kilo biftek, 10 kalemde pirzola sar. Çıkar defteri. Ne kadar borcumuz varsa da söyle.
aile olmak için anaya babaya ihtiyacımız yok. Biz seninle ikimiz birbirimize hem anne hem baba hem kardeş olabiliriz. Anlaştık mı? Bak, her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum sana. Anneme de inanma. Dedim sana, o yok artık. Biz varız. Sadece ikimiz varız. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Sana söz veriyorum, seni hiç yanından ayırmayacağım, tamam mı? Her şeyi düzelteceğim, her şeyi toparlayayım. İkimiz, sadece ikimiz aile olacağız, tamam mı canım? Seni çok seviyorum Selim. Çok seviyorum seni. Kusura bakma. Senden başka arayacak kimsem yok. Yardımına ihtiyacım var. Ya anahtarın yok mu çat çat çat? Sana da yaranılmaz ha vallahi. Başka kadın olsa yıkıldığım yere han yapar şerefsizim. Ver şu telliği. Alışveriş mi yaptın sen? Neyle Cengiz? Elinin körüyle Meral, elinin körüyle. Ya benim gibi bir adam, senin gibi yarım akıllı bir kadına niye katlanıyorsa ben anlamadım ki arkadaş ya. Bunlar ne Cengiz? Trakya bölgesinde otlamış süt donalarından pirzola. Halis Kayseri çemeni. Eski kaşar ta Erzurum'dan. Otlu peynir Van yöremizden. Ve sucuk. En pahalısından en. Bak var ya azıcık daha pazarlık etsem şu sucuklara verdiğim parayla yarış atı alırdım şerefsizim. Cengiz çok pahalıdır bunlar. Daha bitmedi. Norveç balıkçılarından halis mulis somon. Somon mu? Neyle aldın Cengiz bunları? Öpücükle. Neyle alacağım lan? Parayla, parayla. Aha, bak. Nereden geldi bu kadar para? Emekli ikramiyemi aldım karıcığım. Nereden gelecek lan? Hani senin burun kıvırdığın maçlar var ya, onlardan kazandım ya. Yine mi?
Hani oynamayacaktın da? Lan saçma sapan konuşup benim asabımı bozma. Hani yine oynamayacaktın Cengiz? Sen her zamanki gibi bol sulu nohutunu ye, ben de bunları yiyeceğim. Akşama etmeyeceğiz. Et yiyeceğiz kızım. Al bakalım, bu da senin. Canın ne çekerse, ne isterse al, tamam mı benim sarı kızım? Bir bu eksikti. Ya şu başıma gelene bak. O para benim tek umudumdu Fuat. Tamam, sakin ol. Polis araştıracak zaten. Ama biz de düşünelim biraz. Emlakçı almadı, iyi bir adam diyorsun da. Yani ne olduysa orada Selim'i aşağıda bıraktığım da oldu. Belki de yolda emlakçıyla giderken, bilmiyorum ki. Hepsi benim hatam. Biraz daha dikkatli olmalıydım. Elvan, inşallah para bulunur ama bulunmazsa da dünyanın sonu değil. Bak, ben biraz borç veririm sana. Sonra da bir iş buluruz. Çalışıp yavaş yavaş ödersin bana. Hı? Kabul edemem. Ne olur bir daha sorma bana. İş meselesini konuşuruz, çalışmam lazım. Öncelikle benim en büyük derdim çocuklarım. Selim de gitti. Ha, ne yapacaklar? Nereye götürecekler? Nasıl bakacaklar? Tamam, sakin ol Elvan. Çocuğun bir yere gittiği yok. Ablasın da. Hadi. Efendim Yaman. Tamam, tamam. Anladım. Beklesin, geliyorum. Bir müvekkilim. Sıkıntılı bir dava süreci var da. Tamam, önemli değil. Tamam o zaman. Haberleşiyoruz. İş bulmak için ben de soruşturmaya başlıyorum. Sakın üzme kendini. Tamam. Her şey yoluna girecek. Buyur ablacığım. Eyvallah. Kolay gelsin Remzi amca. Kolay gelsin. Sağ ol kızım, sağ ol. Sen nasılsın? Annen baban nasıl, iyi mi? İyiler Remzi amca, aynı. İyiler. Ben bir kilo portakal alacağım. İki kilo elma alacağım, tamam. İki kilo ayva alacağım, tamam. İki kilo da mandalina alacağım. Mandalina yok bizde. Dur ben Sadullah'tan alıp geleyim. Baya da Serkan'la Esra'nın nikahı var, haberim var. Serkan mesaj attı. Ya ben nişanlandıklarını bile bilmiyordum, yeni duydum. Aa, sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Var ya, neler oldu. Serkan Esra'yı Kapadokya'ya götürdü. Orada evlenme teklif etti. Hem de balonda. Ayrıca demiş ki, hayır dersen atarım kendimi buradan demiş. Deli ya. Yaşıtlarınız da birer birer evleniyor artık. Bu arada sizin Sera'yı da Ali isteyeceklermiş. Sırada sana geliyor yavaştan. Halt etmiş Ali. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Sera'yı ne işi olur Ali'yle ya? Bu haftaya nikah zamanı bizimkiler memlekette olacaklar. Haberleşelim, beraber gideriz belki. Bakarız. 15 lira. Al bakalım bunu da. Teşekkür ederim. Buyur ablam, buyur ablam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol kızım, çok selam söyle. Söylerim. Çok hanım bir kız, çok beğeniyorum ben bunu. Ortada fol yok, yumurta yok. Bütün mahalleye canlı yayın yapmışlar. Ha, bu kızın bile haberi var baba. Gelmiş bana sizin Sera'yı isteyecekler Ali'ye falan diyor. Ne olmuş? Ya e'si ne baba? Sera'nın adını çıkaracaklar. Yok, öyle değil o işler. Ne demişler? Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Ayıbı günahı yok oğlum bu işlerin. Ya mıncıklayıp durma be ablacığım. Seni her gün mıncıklasalar hoşuna gider mi? Bırak da çarı çürüğü doldu musun? Bırak da para vereceği gezisinden yiyelim bari. Allah'ım yarabbim ya. Az kaldı bir tanem. Bak geldik. Geldik. Şimdi güzelce yemek yaparım ben sana. Güzelce de bir banyo yaparız. Mis gibi, mis gibi olur. Sıcacık sıcacık. Çok üşüdüm biliyorum. Bir tane azıcık sabret, tamam mı? Bak geldik. Şimdi açarlar kapıyı. Sera? Selim'in ne işi var burada? Yengem evde mi? Evde. Anne!
Anne! Kızım sen işte değil miydin? Ha? Aa! Seray! Selim'in ne işi var burada? Ya yenge içeri bir geçelim. Şu Selim bir üşüdü. Birazcık içeri geçelim. Ben sana anlatacağım her şeyi. Bir tanem gel. Gel. Gel kızım gel. Duydum abla duydum. Suzanlara götürmüşler. Tabii gitmez artık teyzesine. Nasıl olacak? Nasıl bakacaklar orada çocuğa? Ben de tam belimi doğrulttum derken şu halime bak. Ay göstermezlerdi şimdi sana. Elvan abla bak gözünü seveyim sakın kapılarına falan dayanma. Allah korusun yine karakolluk olursun ha. Karakol mesele değil. Selim'in huzuru kaçmasın. Seray'ın. Doğru söylüyorsun. Şimdi ne yapacaksın abla? İş arayacağım, ev bakacağım. Bir şeyler yapacağım. Nerede kalacaksın peki? Hayır. Gel bizde kal diyeceğim ama biliyorsun abla işte durumları. Ay yok yok birkaç tanıdık var zaten arayan. Onlara giderim. Benim kapatmam lazım şimdi Asiye. Tamam tamam dikkat et tamam mı? Hadi Allah yardımcın olsun. Sana. Hemen geleceğim bir tane. Tamam mı? Hemen geleceğim. Ben çekemem yeter. Bir de hasta çocukla hiç uğraşamam. Hiç. Anneciğim ya bir sakin olur musun? Belki de misafirliğe geldiler ve geri gidecekler. Yok yok. Aha şuraya yazıyorum. Bunlar bu hasta çocuğu da atacaklar başımıza. Ben de o zaman söylüyorum. Bu defa dayanamayıp bu kez evden kesin kaçarım. Yenge. Hı. Almış çocuğu Meral teyzemden. Sokak sokak gezdiriyor. İyi bakılmadı falan diyor. Ben de nerede kaldınız gece diyorum. Cevap bile vermiyor. Neyse işte tuttum kolundan getirdim. Onun yanında kalmasını istemiyorum yenge. O çocuğun sokak sokak gezmesini istemiyorum ben. Kim bakacak? Ben. Nasıl olacak o iş? Sabah işe gidiyorsun, akşam geliyorsun. Bir iki ay. Sonra ben oda bulurum, yakınlardan taşınırım. Madem evini ayıracak gücün vardı niye bekledin Seray? Ha? Kızım sen ev ayırmayı, ev bakmayı kolay bir şey mi zannediyorsun? Ne yapacaksın kazanacağın parayla? Kardeşini mi baktıracaksın, evin kirasını mı ödeyeceksin? Ay benimki de laf tabii. Yine amcanız size sahip çıkar değil mi? Bizim rızkımızdan keser, sizin kiranızı öder bu sefer değil mi? Olur mu öyle şey yenge? Bir dakika, bir dakika. Benim şimdi anlamadığım şey şu. Eğer Selim bundan sonra bizimle birlikte kalırsa sonra ne olacak peki? Hı? Hadi cevap ver. Kim bakacak Selim'e? Ben mi Gülsüm mü? Ne Gülsüm'ü ya? Bir dakika ben kendime bakamıyorum. Selim'e bakmak ne demek? Delirdiniz herhalde. İnin sırtımızdan kızım, inin artık. İnin. Dağ dağ üstüne olur, eve üstüne olmaz demişler. Yeter bıktım, usandım be. Ağlama, ağlama. Ağlama da anlat amcana hadi. Başımıza ördüğün çorapları anlat hadi. Ne oluyor? Seray? Anlat. Anlat hadi amcana. Anlatsana. Ne oldu gene Seray? Seray ne oldu? Çen çen konuşuyordun az önce. Hadi anlatsana planlarını. Hadi. Siz beni bir Seray'la yalnız bırakın. Çıkın dışarı. Çıkın. Geç kızım otur.
otur. Geç kızım. Ay yarabbim yarabbim. Ay. Ay bunları öldürecekler değil mi? Ay yok, ben sadece Renzi ile evlenmemişim ki. Bütün sülalesi şeyi sandığıyla gelmiş bana. Ya ne oluyor, biriniz desenize. Ne olduğunu ben sana anlatayım abicim. Şimdi bu Seray gelirken Selim'i de getirmiş. Diyor ki Selim de bundan sonra bizimle kalacakmış. Valla ben size söyleyeyim, ben bu çocuğun altını falan değiştirmem. Kendiniz ne yapıyorsanız yapın, bana sakın bulaşmayın. Artık hepsi bu amca. Dayanamadım. Getirirken nasıl bakarım diye düşünmedim. Yengem haklı. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ama eğer istemezsen, kızarsan ben alır götürürüm seni. Seni üzme. Nereye gidiyorsun kızım? Ha? Rıfat'ı Gülsün'ü sokağa atar mıyım ki seni Selim atayım? Rahmetli'nin emanetisiniz siz bana. Ben buradayken nereye gidiyorsun? İyi ki varsın amca. Şimdi bir hal çaresine yengeni biraz sakinleştirmek lazım. Ne bileyim, belki bir bakıcı falan. Bakacağız artık. Müsaade var mı? Gel ol. Amca, ben işi bırakırım. Harçlık falan da istemem. Hem Selim'e bakarım, hem evi çekip çeviririm. Yengemin göğsümün yükünü alırım. Ya gerek yok. Ben yardım ederim baba. Biz birlikte bakarız Selim'e. Aferin aslanım be. Gülsüm şimdilik farkında değil. Ama ileride anlayacak. El gelir geçer. Arkadaş bugün varsa yarın yok. Ama akrabalık öyle mi? Değil mi? Siz kardeş sayılırsınız. Yani bundan ötesi var mı? Ben gidip bir Selim'e bakayım. Bak. Babanın koşa koşa gelip de bir kızım oldu dediği daha dün gibi kulaklarımda. Tahir rahmetli olduğundan beri şu evde ne sıkıntılar çektiğimin farkındayım. Yani demem o ki, insan kendi evinde olmak ister. Tabii burası da senin. Yani ama ben ne bileyim işte, insan kendi yuvası olsun ister. Kendine ait bir ev olsun ister ama. Amca, doğru mu anladım? Sen evleri ayırmak istediğini mi söylüyorsun yani Selim'le beni? Yok kızım, yok. Yanlış anladın sen. Yok, onu demek istemedim. Dur, daha açık konuşacağım. Ne konuşuyor bunlar hala? Vallahi anneciğim, hiçbir şey duyulmuyor da ben sana söyleyeyim. Bu kız kesin babamı bize karşı dolduruyor ya, kesin. Vallahi da izin vermem. Billahi da izin vermem. Yeter. Çekil. Bizim bu eski mahalleden Hasan var ya. Şimdi bizim o düğün... Ne oluyor Remzi? Kendi evimde beni köşelere atıp siz burada fısır fısır. O yeğeninse ben de karın. Ayrıca beni dinleyeceksin, ben haklıyım. Yazıklar olsun sana Suzan. Yazıklar olsun be. Çoluk çocuğun önünde beni düşürdüğün duruma bak. Anlamadan dinlemeden konuşuyorsun. Anlamadan? Neyi anlamadan işte? Hakkımızla konuşuyorsunuz. Sakın tek kelime daha etme. Baba. Sakın. Sus. Bu çocuklar bu evin çocukları. Kalplerini kırmayacaksın, o kadar. Yeter be. Tamam anne. Bir tane. Ağlama. Ağlama. Bak, amcam yanımızdayken bize hiçbir şey olmaz. Sakın korkma, tamam mı? Kimseyi de duyma.
Hep beraberiz artık. Anne. Nazlı, evet, nereye gidiyoruz? Söylersem sürprizim olur. Sürpriz. Hadi atla güzelim. Kemer. Sana da çok zahmet oldu çocuğum. Buralara kadar yoruldun. Hayır, ben birazcık üşütmüşüm dedim. Ay, aklı çıktı oğlanın, çok hassas. Olur mu anneciğim, ne demek? Sen bizim başımızın tacısın. Eksik olma, sağ ol oğlum. Fuat nasıl? Ben üzülmeyeyim diye bana bir şey söylemiyor ama... nasıl karısıyla arası Aysun'la ha? İyi anneciğim, sen bunları merak etme. İyi değil, ben biliyorum, iyi değil. Ben çocuğumun bakışından, sesinden anlıyorum. Fuat çok mutsuz. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Aysun böyle gösteriş meraklısı bir kız. Benim oğlum gözü gönlü tok bir çocuk. Anlaşamazlar ki. Anlaşamıyorlar zaten. Ben Aysun'u istemeye gittiğimiz gün anladım. Rahmetli annesi böyle mal, mülk, şatafat diye bahsederken... ay dedim, eyvah eyvah içimden. Ah Fuat oğlum, sen bunların içine nasıl karışacaksın dedim. Ay işte, ne demişler? Otu çek, köküne bak. Remzi abi, çayın soğumuştur. Taze çay bıraktım. Sağ ol. Selamun aleyküm Remzi. Aleyküm selam Hasan. Buyur. Osman, bir çay daha verir misin kardeşim? Sen pek uğramazdın kahveye. Şaşırdım görünce. Ne bileyim Hasan ya işte. Ne bileyim ya. Remzi. Seray Hanım kızımla mı ilgili yoksa? Yani konuştun mu? Niyetimizi yengeye söyledin de bir tatsızlık mı oldu? Yok yok, alakası yok. İş güç falan işte ya, kafam bozuk biraz. O meseleyle ilgili bana 3-5 gün müddet ver. Bir hanımla kızla konuşayım, ondan sonra seni haberdar ederim Hasan. Olur Remzi, bekleriz. Öbür konuda da elimizden gelen bir şey varsa hiç çekinme. Yabancı değiliz Allah aşkına, bak. Sağ ol. Sağ ol. Bir strike'a bakar bu iş. Tabii, hadi. Bak, 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 bak. Bittin sen şimdi, bittin. Aynen, aynen. Bak, 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 bak. Bu mu bittim? Ya, tamam, toplar topu. Bir dakika, ne yapayım? Bak şimdi. Ya küçükken sen topları taşıyamıyordun. Toplar seni taşıyordu. Şimdi geliyorsun, strike yapıyorsun. Sen ne zaman büyüdün de ben yaşlandım? Ya hiç de bile, hala çok yakışıklı ve çok gençsin. Öyle mi diyorsun? Prenses, aşkım benim. Arada sırada bunları bana söyle. Çok iyi geliyor. Oldu, söylerim. Peki oyuna devam mı? Ya çok isterdim ama dedenler evde bekliyor. Doğru, o kadar çok hediye verilecek sonuçta. Sen de mesela şimdi hediyeni verebilirsin. Ya vermeye çok isterdim ama ilk önce pastayı kesmemiz lazım. İyi tamam, o zaman bir lavaboya gidip geliyorum. Oldu, çabuk ol. Thank you.
yanına şöyle koyayım. Ben yatacağım zaman bunu sererim. Sana dar olmadı değil mi? Yani... Şimdi arkadaşlar geldiğinde burada birlikte halay çekmek falan biraz zor olacak ama. Ya bir de ben geceleri Selim'in üstünü örtmeye falan gelirsen. Tamam. Ne yapalım? Katlanacağız artık. Bir daha hiç bırakmayacağım Selim'i. Asla. Tekrar koşup oynayana kadar bir dakika bile yanından ayrılmayacağım. Sonuçta Ali'nin niyeti belli de olsa benim bir kıza sormam gerekiyor. Ayrıca yengesine de danışmam gerekiyor. Niye daldın sen? Ha? Ya yok. Ya Seray. Olur da bir gün sen evlenirsen falan. Selim'i ben yanıma alırım. Tamam mı? Ne evliliği, ne diyorsun abi? Ya bu beyaz eşyacının oğlu var ya, Ali. Seninle evlenmek istiyormuş dingil. Evlenmek mi istiyormuş? Ben hayatta evlenmem. Asla. Bak ben bir tane evlilik gördüm. Onu da çok yakından gördüm. Kadın gitti kocasını öldürdü. Ne adamı acıdı ne çocuklarını. O yüzden kimse bana evlilikten falan bahsetmesin. Yani sonuçta senin bileceğin iş. Boş ver tabii. Bence de boş ver. Bak ne diyeceğim. Kutu bulsak, Selim'in bezlerini koysak içine. Komodin gibi. Evet. Olur. Buldum. Migrenim tuttu gene. Ol kızım. Ol kızım. Migrenim tuttu gene. Ah. Ay. 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 Ah. Ne yaptın sen? Ne diyor bu ya? Ne oluyor kız? Şimdi sorarım ben sana. Kız ne oluyor? Ay. Ay başıma. Ay. Ay. Ay Allah'ım ay. Bak. Nasıl? Çok iyi. Değil mi? Şey, içine bezleri koyarız. Üzerine de bir tane abajur koyduk mu? Al sana komidin. Aynen, çok iyi. Sen yap, ben de gideyim Selim'i getireyim, o da görsün. Tamam. Ya sen ne hakla alıyorsun bunu be? Gülsüm. Ya çatı katındaydı, ben de içindeki eşyaları... Benim lise eşyalarım vardı içinde. Sen kimsin ya? Ne hakla bana sormadan sen bana ait olan bir şey alırsın? Ne oluyor bakayım burada, ha? Baba kutu benim. Bana sormadan bunu almış. Amca eşyaları başka bir kutuya koydum. Toz içindeydi zaten. Sana ne? Sana ne ha? Ya Gülsüm yeter. Sana yeter abi. Niye bir kere de beni savunmuyorsun sen? Ya neden herkes bu kızı savunuyor bana? Baba yaşlı bir şeydi. Tamam kes, uzatma. Ver bakayım onu. Ver. Al Rıfat. At bunu çöpe. Kırdat. Herdat hadi. Götür çöpe at. Baba. Hadi. Tamam mı? Oldu mu? Rahatladınız mı? Siz insan gibi oturup konuşmasını beceremiyor musunuz ya? Ha? Sen niye sormadan alıyorsun kızım? Sana da ayıp. 3 kuruşluk kutu için çıkardığın gürültüye bak, utan. Sağ ol baba ya. Çok sağ ol gerçekten. Senin kızım benim. Bir kere de benim arkamda dur. Bir kere de beni savun, şu kızı savunmaktan vazgeç artık. Hayır ya, ben bir şey anlamıyorum. Yeter artık ya. Yeter. Anne bak, ben bu abimle babamı anlamıyorum. Neden sürekli bu Seray'ın arkasındalar? Varsa yoksa Seray. Hayır, bu kız bana sormadan benim eşyalarımı nasıl alabiliyor? Bu ev benim evim mi, onun evim mi, anlamıyorum anne. Yok yok. Bunlar fırsatını bulsa baba oğul bizi kapıya koyacaklar zaten.
Bak anne sana söylüyorum. Bu kızı da kardeşini de bir an önce bu evden göndermezsen ben giderim. Teyzesine mi gidiyor? Başka bir yere mi gidiyor? Anlamam ben. Ya inanmıyorum anne sana ya. İnanmıyorum. Ay. 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 Helal ne düşünüyorsun biliyor musun? Ne bileyim Cengiz. Senin kafana yetişiliyor mu? Kız laf sokma da dinle be. Şu sokağın köşeyi diyor. Bir pilavcı arabası atsak ha? Tavuklu pilav. He ya kızım tavuklu pilav. Anam bir tencere senin için yapar. Bir tencere de satmak için. Geçen seneki kestane arabasına benzemesin de. Remzi abiden sermaye diye para aldın. Gittin olduğu gibi kumara yatırdın arabayı. Hayır hayır kestaneci açma. Ben kestane sevmem. Lan keyfimden mi iflas ettim? Kestanenin yarısını bu sarı kız yiyordu. Ya el kadar çocuğu kestane arabasının başına bıraktım. Bütün gün kahvede oturdum Cengiz. Ne olacaktı? Kalk kız. Babanın bardağını doldur hadi. Otur annem otur. Ben veririm. Sen baba olacaksın da ben de göreceğim. Bu anan var ya bu anan. Önümde durmasaydı ben çok büyük adam olurdum. Aa. Baba, pilavcı açalım lütfen. Açacağız kızım. Ananı da zırnık koklatmayacağız. Yet o sunum ye. Ye sarı kızım, yet o sunum. Al, bunu da ye. Oh! Hani Elvan teyzem yapardı ya, nohutlu tavuklu ondan. Elvan teyzem nohutlu tavukluyu yapıp avukatıyla bol bol yiyordur. Güzellikler senin olsun canım. Mutlu yıllar bir tane. Hayat da çabuk geçiyor. Ha canım benim. İyi yaşlar olsun güzelim. Canım nice yaşların olsun. Ya babaanne. Ya küpelerin en sevdiğin küpelerin. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Bu da benden. Bak. Aa fotoğraf makinesi. Bununla fotoğraflar çekeriz. Evet gerçek analog. Tahmin et bakalım deden sana ne almış. Sürpriz demek. Bak bakalım. İnanmıyorum. Araba almış ya da gel bakayım canım benim. Nice yıllara. Baba, Nazlı ehliyetini kaptırdı biliyorsun değil mi? 3 ay araba kullanamaz. Baba yapma. Asıl sen yapma. Konuştuk bunları. Kullanamaz. Aysun ben sana sormuştum ama. Şey baba. Söylemedin mi? Karmasaydın çocuğu keşke oğlum. Anne biliyorsun sen de lütfen yani. Neyse ben onunla konuşur yumuşatırım. Bırakın sizden yüz bulmasın. O da ne demekmiş? Biz dede torun bir şekilde halleşiriz. Olur mu öyle şey? Babamla biraz daha düzgün konuşsan. Derdimiz bu mu şimdi? Çocuğum yapmayın. Tadımızı kaçırmayın. Yok olmaz Türkan anneciğim. Fuat ne yapar eder tat kaçırmanın mutlaka bir yolunu bulur. Ama ben biliyorum senin niye böyle yaptığını. Niyeymiş? Babamın aldığı hediyenin karşısında ezildin ondan böyle yapıyorsun. Fuat çocuğum. Sen bana bir taksi çağırır mısın? Ben kalkayım artık. Anneciğim olur mu öyle şey? Ben bırakırım seni. Baba özür dilerim. Çok bekletmedim değil mi? Yok yok. Sorun değil. Gel otur. Babanı, anneni, çocuğunu, arkadaşını falan bekletebilirsin. Hazır fırsatın varken değerlendir bunu. Fırsat? Ne fırsatı? Yani işte fırsat derken evleninceye kadar geçen süreyi kastediyorum. Bak o gün geldiğinde yani hayatına bir kadın aldıktan sonra bekleyen hep sen olursun. Ama bence onun da güzel yanı vardır. Aa yani demek beklediğin biri var. Yani şu an için ortada net bir şey yok. Ben olsun diye uğraşıyorum. Uğraşıyorsun. Olacak olacak. Seni bu kadar zorladığına göre önemli biri. Güzel mi bari? Çok güzel. Melek gibi. Aslan oğlum benim. Gel. Peki. Tanıyor muyuz? Yok tanımıyoruz ve tanımanıza imkan yok. Hı. O zaman yabancı. Nereli? Türk buralı. Bak oğlum ben çok kurcalamaktan hoşlanmam böyle şeyleri. Çok da meraklı biri değilim ama annen biliyorsun öğrenince soracak. Baba annem öğrenince hakikaten çıldıracak. Hakikaten. Çıldıracak yani böyle
Şey, magazinsel bir şey mi var? Aman diyeyim. Yok yok, öyle bir şey yok. Kız garson. Garson? Evet, garson. Evet, haklıymışsın. Annen gerçekten çıldıracak duyunca. Kız arkadaşına. Ekrem Bey oteli bizim istediğimiz fiyattan başkasına verecek. Biz de aradaki farkı ortak hesabımıza. Anne, nasıl başardın bunu? Yani Hikmet Aden'in aradan çıkmasını nasıl sağladın? Bir adamın kaybedecek şeyi artarsa korkusu da artar. Biliyor musun? Sen gerçekten çok iyi bir güvenlik müdürüsün. Bazen senden korkmam gerektiğini düşünüyorum. Ama inan bu korkuyu çok seviyorum. Hadi bakalım bir tane. Hop. Birlikteyiz. Birlikte kahvaltı yapacağız. Sonra Rıfat abin de gelecek. Hem kavga gürültü de bitti sayılır artık evde. Duydun mu? Amcam ne dedi? Dedi ki ben yeğenlerimi asla bırakmam. Sen sakın üzülme bir tane. Sakın kendini yabancı hissetme. Burası amcamızın evi. Babamız yoksa amcamız var. O her şeyden korur bizi. Ya Seray. Dur tamam ben hallederim. Olur mu Rıfat abi? Ya başlayacağım abine. Tamam bu erkek işi ben hallederim çık sen. İyi ki varsın ya. Amcamla sana bakınca aile olmak ne demek onu anlıyorum. İyi ki varsınız. Seray. Ben senin hep yanındayım. Yeter ki bana seslen. Yeter ki bana ihtiyacın olduğunu bileyim, duyayım. Tamam. İyi geceler hanım. Otan mı belledin burayı? Pardon. Thank you.
Ne çok yanılıyor insan. Ne çok. Elvan'ı iyi bir kadın sanırdım. Kardeşini öldürdüm. Meral'i iyi zannederdim. Ana yarısı olacak. Çocuğa doğru dürüst bakamamış. Ananı vicdanlı bir kadın bilirdim. Selim'i sokağa atmam bekliyor benden. Sen elinden geleni yaptın baba. Kendini suçlama artık. Yok yok. Öyle değil. Cengiz'in cebine 3 kuruş koyana kadar bir gün git yeğenini al. Bir kere de sen yıka, bir kere de sen giydir, değil mi? Yapmadım. Yapsaydım halini çok önceden fark ederdim. Teyzesi benden daha iyi bakardı. Kandırdım kendimi. İnsan kendini kandırmamalı. Avutmamalı. Kendine yalan söylememeli. Gelebildin nihayet. Uyudu mu? Ne? Nazlı, uyudu mu? Bilmiyorum. Babamla konuştular o kadar ama sakinleşti mi onu da bilmiyorum. Ayrıca sen niye... Sen de biraz sakinleş. Sonra konuşuruz. Nereye? İyi geceler. İyi geceler. Arabayı ne kadar istediğini biliyorum. Elinden alındığında ne kadar üzüldüğünü de biliyorum. Bana ne kadar kızdığını da biliyorum. Bir sürü şey biliyorum işte. Ama bunları bilmem ne işime yarıyor diye sorarsan... hiç. Ya doğum günümü mahvettin baba. Annemi de dedemi de üzdün. Beni de üzüyorsun. Ya niye hepimizi üzüyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Çünkü seni düşünüyorum Nazlı. Diyelim ki o arabayı aldın, gittin, dolaştın. Ehliyetin yok. Kaza yaptın. Kendine zarar verdin ya da başkasına. O zaman ne olacak? Bunları düşündün mü hiç? Deden düşünmüyor bunları. Annen zaten. Biliyorsun işte. Geriye kim kalıyor? Filmin kötü adamı gibi dikiliyorum karşına. Ya yapma o zaman baba. Ben mutlu oldum da sen de mutlu olmaya çalış lütfen. Ne olur. Ay yok yok sağ ol. Alo? Ne? Nasıl olur? Hangi hastanedesiniz? Tamam, tamamen hemen geliyorum. Thank you.
Abla neredesin? Abla koş yetiş. Ölüyorum ağrıdan. Ne oldu Asiye, ne oldu? Belim tuttu abla, kıpırdayamıyorum, böyle kaldım. Sinir sıkışması mıdır ne illet? Sağlık ocağından da gelmediler. İğne var evde, ne olur koş yetiş abla. Tamam tamam hadi. Günaydın. Günaydın. Konuşamadık gece. Evet konuşamadık çünkü ben geldiğimde sen hala yoktun. E söyledim sana, kızlarla oyun oynayacağız dedim. Sonra da sohbete dalmışız. Böyle uzadı vakit tabii. Siz ne yaptınız? Dertleşebildiniz mi baba? Evet işte biraz. Kazadan bahsediyor mu hala? Bir ara lafı geçti. Çocuğun iyi olması ona iyi gelmiş. Unutmaya başlamış bence. Umarım bu sır sonsuza dek gizli kalır. Kalır kalır. Sen iyi düşün, iyi olsun. Bir de aşık olursa. Ha? O da olmuş galiba. Hoşlandığı biri var. Ne? Ya Ekrem şahane bir haber bu. Niye en baştan söylemedin? Kimmiş peki? Neciymiş? Bir şey söyledi mi? Bildiğim kadarıyla bir garson kız. Ne? Garson muymuş? Hı hı. İyi düşün, iyi olsun değil mi? Gel millet, gel! Gel vatandaş! Hop! 2 kilo. Buyurun. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ver aslanım, çay ver bakalım içelim. Gel Ayva'ya gel, gel. Baba. Ha. Ben Seray'la konuştum bu şey mevzusunu. Ne mevzusu? Ali meselesi mi? Kız istemiyor baba. Ya üzerinde bile durmadı, direkt kapattı konuyu. Ne diye çıkıntılık yapıyorsun ki oğlum? Ha? Dangul dungul konuşulmaz ki öyle meseleler. Her işin bir yolu, adabı vardır değil mi? Hayır, senin yapacağın bir halt olsa git Rıfat konuş Seray'la derdim. Dedim mi öyle bir şey? Allah Allah. Niye acele ediyorsun sen? Hasan davul zurnayla kapıya mı dayandı? Baba bunda kızacak ne var? İstemiyor kız işte, zorla mı? Zorla değil tabii. Ama turşusunu mu kuracağız bu kızların? Neyse, ben gene de bir ağzını alıyorum. Ya baba, kız istemiyor. Sen bence Hasan amcayı ara konuş. Olmaz bu işte. Sonra Elvan yengeye falan gidecek. Elvan deyip durma lan! Elvan deyip durma! Elvan kim lan? Gidin bana Elvan deyip durma. Elvan kim ki Hasan onun kapısına gidiyormuş? Kim oluyor? Tamam baba. Neyse, sen eve gitme olsun. Gideceğim sonra. Seray çıkmadan yetişir, alırım seni. Günaydın. Oho. Günaydın. Hayırdır? Hadi buyur, ofise çıkalım. Yok, teşekkür ederim. Emanetinizi getirdim. Fuat, ben o arabayı torunuma aldım. Biliyorum. Ben de babası olarak kullanmasını istemiyorum. Biraz ayıp olmuyor mu? Bunu arabayı almadan önce düşünseydiniz. Şöyle yapıyoruz. 3 ay sonra Nazlı ehliyetini alıyor. Bir 3 ay sonra da doğru düz arabayı kullanmayı öğrenmesi için direksiyon dersi alıyor. Eğer ben ikna olursam gelip hediyesini sizden alıyor. O zamana kadar bu oyuncakta sizin o araba dolu garajlarınızdan birinde bekliyor. İyi günler. Anne.
Biliyorsun değil mi bu kadın nasıl bu kadar genç kalıyor? Kadın her sabah yüzüne avokado maskesi yapıyormuş. Biz de mi yapsak kız? Aman, maske falan hikaye. Onlar yaşlanmazlar tabii. Kahır yok, dert yok. Yani, doğru. Ay, ay halı daha yeni yıkanmıştı, ay. Tamam yenge, hemen temizleyeceğim, hemen. Ah, ah. Tamam vallahi aklımı oynatacağım, billahi aklımı oynatacağım ya. Ay anne, leke kalır mı şimdi orada? Aa, mutfak beziyle siliyor. Kızım mutfak beziyle yer mi silinir? Ay Allah'ım yarabbim. Tamam, tamam yıkarım ben şimdi. Yıkama, yıkama at çöpe. Bas çöpe, yıkama, yıkama. Ay Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Kızım mutfak beziyle yer mi silinir? Tamam, iş dönüşü ben sana bir sürü alırım bunlardan. İstemez, iş çıkışı alırmış. Sanki ben bezindeyim, bezinin parasındayım. Kızım 3 yıldır sana analık etmeye, iş öğretmeye çalışıyorum. Ama nafile bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Ayağında yok kızım, ayağında. Nasıl olayım ya? Nasıl olayım? Çok iyi değilim ben. Aman yüz verme, aman. Atıf Bey, son 6 ayın rakamlarını istemiştiniz. Göstereyim. İstanbul, Antalya, Bodrum. İyi bırak böyle kalsın. Yeni sezon listeleri gelecek zaten. Evet, güncellemeden sonra hemen size ulaştırırlar zaten. Yeni iptaller olmuş da. Olmasa şaşardım. Sağ ol. Hala mesaj yok ya. Hala mesaj yok. Anne kız. Ya bu şarkıcı kocasını hangi ara boşadı? Bak bak altyazı geçiyor. Adam birazdan canlı yayına bağlanacakmış. Ay bunu kaçırmamamız lazım. Rıfat abin de gelir birazdan. Ama o gelene kadar birazcık yat dinlen tamam mı bir tane? Hadi. Tekerlekli sandalyeyi içeri götürme Seray. İçerideki halılar açık renkli, leke yapıyor. Bir garson kızla flört ettiğine gerçekten inanamıyorum. Gerçekten ben buna inanamıyorum Ekrem. Yani inanamıyorum. Bence çağıralım Atıf'ı, soralım. Açık açık neyse durum anlatsın, biz de öğrenelim. İnci, saçmalama lütfen. Atıf çocuk değil. Boş yere gerginlik çıkartıyorsun. Ekrem Bey haklı İnci Hanım. Ya zaten hangimiz gençliğimizde çapkınlık yapmadık ki? Öyle değil mi Taner? Taner... Sen şu kızı bir araştır bakalım. Kimmiş, neciymiş, derdi neymiş, ne istiyormuş bir öğrenelim. Cem'e mi sorsak acaba? Yani ama Atıf'ın hiçbir şekilde bundan haberi olmaması lazım. Yani kulağına gitmemeli. Biz sence bu konuda Cem'e güvenebilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Ben başka yollardan araştırırım. Çünkü Atıf'la Cem'in arası çok iyi. İnci, beni dinlemeyeceksin ama peşinden söylüyorum. Atıf'ın yakasını bırak. Gerçekten bırak. Yoksa püsbütün kaybedeceksin. Doldur baba, doldur. Doldur. Ay
Ayvalar 2 lira. Arada bizi de çağırın oğlum. 2 lira ayva 2 liraya, 2 liraya. Aha avukat abi. Kim bu? Buyur abi. Buyurun avukat bey. Sağ olun. Ben de sizi arayacaktım. Ne oldu bizim iş? Tıktıracağız bu katili içeri evvelallah değil mi? Sözleşmeyi imzalarım ben, sıkıntı yok. 6.000 lira mı? Ya ne yaptın avukat bey, 6.000 lira çok değil mi ya? Neyse tamam, bakacağız bir hal çaresine bakacağız. Al ablam doldur. 2 lira ablam. 3 kilo ayva verir misin? Al fazladan fazladan. Remzi efendi, elvan çıkmış diyorlar. Cehennemin dibine çıksın. Tıktıracağım onu geri, az kaldı. Vah gidene vah. Bozuk yok bir ya. Vallahi yok, 200 lira var. Yok abim be. Rıdvan. Bende var Rıdvan abi. Ulan sende yoksa kimse de yoktur be. Bir kilo. Bir kilo dedin zaten 2 tane be abim. Boşa sıkma, boşa sıkma. Zaten tadına doyamayacağım. Tamamladım. Tamam. Haydi. Kolay gelsin. Ayrıl mısın? Remzi abi, seninki sallana sallana pazar yapıyor vallahi. Ulan sana kaç kere ayağımın altında dolanma demedim mi ben? He? Karşıma çıkma demedim mi sana? He? Karşıma çıkma demedim mi sana? Niye hala geliyorsun?